Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun inşallah. Arapça Nahiv kitabımızın 5. dersindeyiz. Eddersul Hamisu 5. ders. Ve bugünkü konumuz El Ezheru çiçekler olacak. El Ezheru çiçekler. Tabii ki çiçekler isimli konu başlığından sonra asıl Nahiv konumuz olan cümleyi ve cümlenin çeşitlerini İnşallah bugünkü nahiv dersimizde öğrenmiş olacağız. Video bittiği zaman. El kelimetul cedidetu bu ders öğreneceğimiz yeni kelimeler bedi'un harika mükemmel demek bedi'un bedi'atun yine aynı şekilde onun müennesi ahmeru kırmızı esferu sarı ahmeru kırmızı esferu sarı esfera, ahmera, esfera, kırmızı ve sarı. Atiratun güzel kokulu demek. Atiratun güzel kokulu. Fevaidun faydalar. Fevaidun faydalar. El koku. El aytru koku. Esimaru meyveler. Esimaru meyveler. Manzarun manzara. Menzarun manzara. El mustalahatul cedidetu bu ders öğreneceğimiz yeni kavramlar cümelun cümleler cümelun cümleler el cümletul ismiyetu isim cümlesi el cümletul ismiyetu isim cümlesi el cümletul fi'liyetu fiil cümlesi el cümletul fi'liyetu fiil cümlesi mebdu etun bi ismin isim ile başlayan mebdu etun bi ismin isim ile başlayan. Evet öncelikle El Ezheru çiçekler isimli okuma parçamızı okuyalım. Halakallahu'l eşcara. <laughs> Allahu Teala ağaçları yarattı. Allahu Teala ağaçları yarattı. Ve halaka fil eşcari ağaçların içerisinde de el evraka yaprakları vel çiçekleri yarattı. Vel ve çiçekler kesiratul enva yani çok fazla çeşide sahiptir. Çiçekler çok fazla çeşide sahiptir. O o çiçeklerin renkleri o elvanuha o çiçeklerin renkleri muhtelifetun çeşit çeşittir. O çiçeklerin renkleri çeşitlidir. Feminha el yani onlardan kırmızı olanı da var ve minha el esferu sarı olanı da var ve minha el ebyadu beyaz olanı da var ve ihuha yani ve ihul ezhârı ve o çiçeklerin kokuları da atiratun güzel kokuludur o çiçeklerin kokuları da güzel kokuludur ve eşkâlühâ o çiçeklerin şekilleri de bediatun harikadır, mükemmeldir, bediatun. Fevaidul ezher kesiratun. Çiçeklerin faydaları, fevaidu faydaları çiçeklerin kesiratun çoktur. Feminhe o faydalarından birisi nedir? Tehrucu simaru. Yani meyve çıkarılması, meyve elde edilmesi. Ve minhe faydalarından birisi yusnau şerabu. Yani içecek yapılın, yapılınması. içecek yapılması. Women'in faydalarından birisi yukhazulu aitru yani kokusunun alınması ve deve ve ilaç olması. Bunların hepsi çiçeklerin faydalarından, meyvelerinin çıkarılması, içecek olarak kullanılması, kokularının alınabilmesi ve ilaç olarak kullanılabilmeleri. Bunların hepsi çiçeklerin faydaları. Nahnu bizler bu seviyoruz el ezhara çiçekleri. Bizler çiçekleri seviyoruz. Liyenne manzarahe. Çünkü onların manzaraları elbedi. Çünkü onların bu güzel manzaraları. Çünkü onların bu harika, mükemmel manzaraları. Ve rava'iha'he el atirate. Ve güzel kokulu kokuları. Güzel kokulu kokuları. Ve eşkı'alehel cemile. Ve bu güzel şekilleri. Tutuklu alal kulubi surura kalflere alal kulubi kalflere tutuklu girdiriyor es surura neşe ve sevinç girdiriyor mutluluk girdiriyor. Bizler çiçekleri seviyoruz çünkü onların bu harika manzaraları, güzel kokuları ve birbirinden güzel şekilleri kalflere bir sevinç, bir mutluluk, bir surur girdiriyor. Evet bu şekilde. Diyaloğumuzu yani parçamızı okumuş olalım Esiletül isti'ab Yani parçayı anlama sorularına bakalım Hel raeytel ezhera Sen çiçekler gördün mü? Hel raeytel ezhera sen çiçekler gördün mü? Ne'am evet ra'eytul ezhera Evet çiçekler gördüm Ne'am ra'eytul ezhera Eyne raeytehe Yani eyne raeytel ezhera Çiçekleri nerede gördün? Eyne ra'eyte çiçekleri nerede gördün? Ra'eytuhe onları gördüm fil hadikati bahçede. Ra'eytuhe fil hadikati onları bahçede gördüm. Meleunul ezher. Ma levnul Çiçeklerin rengi neydi? Çiçeklerin rengi neydi? Mesela ne diyelim? Vahidun minha el ebyad ve vahidun minha el esferu ve vahidun minha el ahmeru onlardan birisi kırmızıydı birisi sarıydı birisi beyazdı ma fevaidul azhari çiçeklerin faydaları nelerdir ma fevaidul azhari çiçeklerin faydaları nelerdir mesela birincisi tehrucu simar meyve olarak kullanılabilmeleri ikincisi yusnaul şarab içecek yapılabilmeleri üçüncüsü yu'khazul aytru minhum ya da yu'khazul aytru minha ondan koku alınabilmesi bunların hepsi çiçeklerin faydalarından. Dördüncü sorumuzda hel tuhibbul sen çiçekleri seviyor musun? Hel tuhibbul ezhara sen çiçekleri seviyor musun? Naam uhibbul ezhara evet çiçekleri seviyorum. Naam uhibbul ezhara evet çiçekleri seviyorum. Limaza niçin? Limaza için Mesela buna ne diyebiliriz? lienne çünkü manzaraha el manzaraha bedi'un çünkü onların manzarası bedi'un harikadır, mükemmeldir. Yine lienne enne ravaihaha atiratun çünkü onların kokuları güzel kokuludur. Bir de renklerini söyleyelim. lienne enne çünkü onların şekilleri ya da Elve'nhe çünkü onların renkleri cemiletun güzeldir diye bu dördüncü soruyu inşallah cevaplayabiliriz. Şimdi gelelim asıl konumuza bu nahiv dersini bugün işlememizin sebebine El cümletu cümle El cümletu cümle. Şimdi tablomuzda birkaç tane cümle var ve bu cümlenin çeşitleri ve neden belirli çeşitli olduklarının da şurada sebebi açıklaması var. Önce burayı okuyalım. Sonrasında da buranın açıklamasında ve kaide bölümünde inşallah konuyu çok daha iyi anlayacağız. Şimdi bizlere verilen cümlelerden birincisi el ezheru çiçekler kesiratul enva'i yani renkleri çeşitleri çoktur. Çiçeklerin çeşitleri çoktur. Elvanuhu muhtelifetun renkleri çeşitlidir ve eşkaluha bediatun şekilleri de harikadır, mükemmeldir. Burada üç tane cümlemiz var. Birinci cümlemiz, ikinci cümlemiz ve üçüncü cümlemiz. Birinci cümlemiz cümletun ismiyetun bir isim cümlesidir. Birinci cümlemiz bir isim cümlesidir. Neden peki el ezharu kesiratul enva'i bir isim cümlesi? El sebebu sebep li ennehe çünkü o mebduetun bir isim. Çünkü <cümlesi. gülüyor> o bir isim ile <cümlesi. gülüyor> başlamaktadır. <isim cümlesi. gülüyor> ...o da nedir? ...el ezher kelimesi... ...elvenuhe muhtelifetun cümlesi de... ...yine aynı şekilde bir isim cümlesidir... ...peki sebebi ney? ...liennehe etun bi ismin... ...çünkü o da bir isimle başlamaktadır... ...o da nedir? ...elven kelimesi... ...eşkeluhe bediatun... ...şekilleri harikadır... ...mükemmeldir cümlesi de... ...yine aynı şekilde bir isim cümlesidir... ...neden? ...liennehe etun bi ismin... ...çünkü o bir isimle başlamaktadır. O da nedir? Eşkalu ismidir. Bu hemze bölümünde gördüğümüz üç cümlenin tamamı da yani üçü de isim cümlesidir. Çünkü üçü de isimlerle başlamaktadır. Şimdi B bölümüne bakalım. Halakallahul eşcara <laughs> Allahu Teala çiçekleri yarattı. Yuhibbul ezhara çiçekleri seviyor. Yuhibbul ezhara çiçekleri seviyor tunxilu alal kulubi surura tunxilu yani girdiriyor kalplere surur bir neşe bir sevinç girdiriyor baktığımız zaman bu cümlelerin üçü de fiil cümlesi bakalım halakallahu <laughs> el fiil cümlesi neden peki fiil cümlesi mevdu etun bi fialin çünkü o bir fiille başlıyor o da halaka <laughs> fiilidir Yuhimbul <laughs> el çiçekleri seviyor cümlesi de bir fiil cümlesidir neden? Leennehe çünkü o mevduetun bi fi'lin. Bir fiil ile başlıyor. O da nedir? Yuhib bu fiilidir. Tudhilul alal kulubi es surura cümlemizde yine aynı şekilde cümletun fi'liye bir fiil cümlesidir. Peki neden fiil cümlesi? Leennehe mevduetun bi fi'lin. Çünkü o bir fiil ile başlıyor. O da nedir? Tudhilu fiilidir. B bölümünde gördüğümüz üç cümlemizde fiil cümlesi çünkü üçü de fiille başlıyor. Hemze bölümünde gördüğümüz üç cümlede isim cümlesi çünkü üçü de isimle başlıyor. Şimdi gelelim el bahsu bölümüne. Zaten biz konuyu anladık öyle düşünüyorum. İşin mantığını çözmüş gibisiniz. Nedir o da? Hocam bundan basit bir şey olabilir mi ya? İsim ile başlayan isim cümlesi fiil ile başlayan fiil cümlesi. Elhamdülillah bugünkü dersimiz biraz kolay bir ders. Şimdi elvah suyu okuyalım. Kullu cümletin min cümeli hemze hemze bölümündeki cümlelerin hepsi hemze bölümündeki cümlelerin hepsi mebdu'etun bir ismin bir isim ile başlıyor. Bir isim ile başlamaktadır. Hemze bölümündeki cümlelerin hepsi bir isim ile başlamaktadır. Ve huve o fil cümletul ula el azhar o birinci cümledeki el ezher ismidir ve fil cümleti saniyeti ikinci cümledeki el elvan ismidir renkler ve fil cümleti saliseti üçüncü cümledeki eşkâlun, şekiller ismidir ve cümletul mevduetu bi ismin isim ile başlayan cümle el cümletul mevduetu bi ismin isim ile başlayan cümle me cümleten ismiyeten isim cümlesi olarak isimlendirilir İsim ile başlayan cümleye isim cümlesi denir. Gelelim ikinci açıklamamıza. Ve kullu cümletin min cümeli B. B bölümündeki B bölümündeki cümlelerin hepsi B bölümündeki cümlelerin hepsi mebduetun bi fiilin bir fiil ile başlamaktadır. Bir fiil ile başlamaktadır. Ve huve o fil cümletul ula birinci cümlede halaka fiilidir ve fil cümleti saniyeti ikinci cümledeki nuhibbu fiilidir ve fil cümleti saliseti üçüncü cümledeki tudhilu fiilidir. Ve cümletul mebduvetu bi fialin fiil ile başlayan cümle fiil ile başlayan cümle tusemme cümleten fiiliyeten fiil cümlesi olarak isimlendirilir. Fiil ile başlayan cümle fiil cümlesi olarak isimlendirilir Arapçada. Şimdi gelelim kaidemize. Yani biz bu dersi bitirdikten sonra bizim yanımıza ne kâr kalacak? Biz bu derste neyi öğrenmiş olacağız? Bu dersimizin kuralı nedir? Şimdi onu öğrenelim. Bugünkü dersimizin kuralı şu. El cümletun nev'ani fil lugatil arabiyyet. Arapça dilinde cümle ikiye ayrılır. Cümle iki çeşittir Arapçada. Bunlardan birincisi cümletun ismiyetun isim cümlesi. ikincisi de cümletun fiiliyetun fiil cümlesidir. Peki isim cümlesinin tanımı neydi? Ve hiye o el cümletul mevdu ve ismin. İsim ile başlayan cümledir o. O yani isim cümlesi demek isim ile başlayan cümle demektir. Ne gibi? El ezheru kesiratun çiçekler çoktur. Ya da el ezheru kesiratul enva çiçeklerin çeşitleri çoktur. Elvanuhum muhtelifetun renkleri çeşitlidir. Ve hekeza ve bu şekilde. Yani ve buna benzeyenler ve hekeza. Gördüğünüz üzere Arapçada isim ile başlayan cümleye isim cümlesi deniliyor. Ne gibi el ezaru kesiratul enva gibi elvanuhum muhtelifetun gibi. İkinci olarak fiil cümlesi ve hiyel cümletul mebduetu bi fi'lin o fiil ile başlayan cümledir. O fiil ile başlayan cümledir. Mislu örnek halakallahu leşşara Allah-u Teala eşşara ağaçları yarattı. Nuhibbul ezhara biz çiçekleri seviyoruz. Bu iki cümlemize de baktığımız zaman bu ikisi de fiille başlıyor. O yüzden bunlar da nedir? Arapçada fiil cümlesidir. Evet bu dersimiz böyle kısa, böyle şirin, böyle güzel bir ders oldu benim için. Umarım sizler için de öyledir. Şimdi bizler e, YouTube sayfamızda birden fazla kitabı ele alıyoruz. Yani bunların tabii ki altında yatan nedenlerden birisi de her kitabın kendine has üslubuyla ama aynı konuyu işleyişini sizlere aslında göstermek niyetindeyim amaçlarımdan bir tanesi de bu. Yani biz şimdi bu Arapça nahif kitabımızda cümle konusunu işledik. Bunu nahul vadı iptidaiyede de gördük. Kavaidul müşecciyada da bunu gördük. Ee, okuduğumuz Kavaidul arabiyatul müyesserada da bu konu gelecek. Veya yeni başladığımız akademik Arapça kitabında da bu konu var. Yani bizler belki 6-7 tane nahif kitabından hep aynı konuyu göreceğiz. O yüzden isteseniz dahi unutulmayacak. Cümle dedikleri zaman birisi size hemen iki tane ok çıkacak zihninizden. Ya isim cümlesidir o ya da fiil cümlesidir o. Hemen bakmamız lazım. İsim cümlesi mi fiil cümlesi mi? Neden? Çünkü ilerleyen derslerimizde öğreneceğiz. Neyi? İsim cümlesiyle alakalı hükümleri, fiil cümlesiyle alakalı hükümleri ve kurallar. O yüzden bu ayrımı yapmak çok önemli. Basit bir ders gibi hemen böyle anlaşılır bir ders gibi görünse de ileride öğreneceğimiz onlarca kuralın, kaidenin ve konunun temeli bu ayrımı iyi yapabilmekte saklı. Böylelikle bu dersimizde noktalayalım. İnşallah diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.